Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, yeni bir Rain Simulator videosuyla karşınızdayız. Ara ara gidiyoruz tabii, her zaman giremiyoruz. Şu an hedefimiz FS25. Aslında onu bekliyoruz. Neyse, oyuna bir girdik. Yeni bir günceleme gelecek oyuna yine. Bilginiz olsun bu arada. Bazı eksiklikler, hatalar vesaire onlar giderilecekmiş. Şu an oyun gayet güzel, sıkıntısı yok. En son ne yapmıştık? En son bir domuz falan almıştık. Bunları buraya koyduk. Bunlar yine bitiyor. Otomatik yemlik aslında bunların bir numara çözümü. Onları yapıyoruz. Şuradaki tapçaya geçelim bir. Şu üç noktadan burada bir tane otomatik ambar, yani kısacası ambar var. Bu 50 çimento, 125 metal istiyor. Bu aslında işimizi görür gibi. Ama şu an buna para harcamak bir akıllı İş değil. Akıl kârı da değil. Çünkü paramız da yok. Paramız 600 kalmış. Aslında odun toplayıp satabiliriz. O da olur. Şu an damızın biri hem ile büyük ihtimalle bunu koymuş yavru. Evet. Biberon resmi var. Hamile. Günlük kontrol edeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Günlük kontrol ettiğimiz zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Bu arada destek olmak isteyen arkadaşlar video like atıp kanala abone olursa çok sevinirim. Evet, arabamız var ve yükler var. Kimisi yazıyor parayı nasıl kazanıyor diye. Gördüğünüz gibi aveti. Dolu. İhtiyaç olduğumu satıyorum ben. Hava çıkacak aslında dayı. Bu kadar basit yani. Bunu söylememe gerek yok. Şimdi gidelim depoyu fulleyelim. Arabayı düzelttik diyorlardı. Ama bakalım düzelmiş mi? Yok abi, hala çok kayıyor. Bahalı. 40 ile giden bir araba bu kadar kaymaz. Mesela bunu düzeltmeleri gerekiyor. Orijinali hani gerçekçi olsun diye yaptık diyorlar ama hangi gerçekçilikten bahsediyorlar bilmiyoruz tabii ki de. 40 ile giden bir arabanın drift atması. Hiç akıl kârı bir şey değil. Para kazanmaya odaklanmamız lazım. Asıl işimizin para kazanmak olması lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Domuz alıp çoğaltıp etini değerlendirerek satacağız. Yani nasıl anlatayım? Yani etini direkt alıp satmak yerine etini işleyeceğiz. Sucuktur, sosistir vesaire o tarz. İşlem yaptığımız zaman daha çok değerlenecek, daha çok para kazanacağız. Ve farklı farklı yani bütün işleri yapmamız gerekiyor. Peki bunun için ne yapacağız? Odun da toplamamız gerekiyor. Unutmayalım. Odun ömrünü alabilir miyiz? Paramız var mı o kadar? Kaç? 600 kaldı. Tamam. Bir gidelim bakalım. Bah, bah, yok dayı da. 6 yıl oldu şu oyunu açalı, 6 yıl. Hala düzelmemiş. Şimdi odun römorku işimize yarar aslında ama para harcanır mı ona? Onu bilmiyorum. Dur şimdi. Buraya geldiyseniz abi mutlaka yapmanız gereken bir şey. Bunlar vurun abi. Dur, ölü dursunlar orada. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz bunları vurduğunuz zaman. Örnek veriyorum. Benim para bittiği zaman otomatik olarak buraya geleceğim. O parayı alacağım gideceğim. Hani bir nevi hazır para gibi düşünün. Onu alıp gideceğim direkt ben. Bir bakalım şu neydi o? Odun römorku gelmişti ama bize bir de hızlı testere lazım. 750 paramız yetmiyor tabi. Galas 250 çimento galas. Bunlar yetmez ya. Paramız yetmiyor. Şu kütük römorku 500. Çok para aslında. Gerçekten çok para. Benim param ona yetmez. Bakar mısın ya? Bau.
Her şey var, her şey. Diyen var mı burada? Burada yem yok tabi. Şimdi bunu alsak 500'e bizim var 600. Tabii ki de gereksiz. Hiç ihtiyaç duymayacağımız bir şey belki de. O yüzden bunu almayacağız. Gerek yok. Peki ne yapacağız? Paramız var biraz. Parayı çoğaltmaya çalışacağız. Kendimize bir mekan yapalım. Biraz odun keselim. Odun kesip mekan yapmamız lazım. Biraz böyle çiftliğimizi düzenlememiz lazım. Ağaç, tarım, her iş var aslında. Yavaştan yavaştan başlasak olur da. Şu girişin aynısını yapacağız ama aynı şekilde galas koyamıyoruz. O olmuyor. Uyuyacak yerimiz hala burası. Uyuyamıyoruz çünkü saat 8'den önce uyumak diye bir şey yok. Ne yapak? Yoksa uyumayız biz de. E saat 8 beklerken tavuklara bakalım dedik. Tavuklar yaşıyor. Yumurta yapmışlar biraz. Bir tavuk kümesi yapsak aslında iyi olur mu? Yapalım ya. Bir tavuk kümesi yapalım. Yani illa çok lükse kaçmayalım da. Ama para için tavuk kümesi gereksiz. Yani şahsi fikrimi soracak olursanız. Yani yaptığımız masrafın karşılığını alamıyoruz aslında. Pahalı. Kümes 100 galası 52 metal yani 500 kafadan. 5 tavukluk. Premium. Bunu da biliyoruz. Bunu da biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Acaba neye geçsek? İşte onu kararımız lazım. Aslında sera işinde iyi para var. Ama sera da cam istiyor değil mi? Onu da yapamayız şu an. Ve sürekli toplamamız gerekiyor. Tamam ya, kafeye koydum ben. Buraya şu çiftlik için bir otomatik yem. Bunu gerçekten koymamız gerekiyor. Ambar. Mesela onun yanı değil de onun yanına bir tane daha boşluk bırakalım. Tam bu şekilde koyabiliriz. Ve üzerine bastığımızda kapladığı alanı gösteriyor ve bizim eşyalar içinde. Ama bunu silip bunu tabii şöyle bir yere yapsak daha bir mantıklı olur. Yine aynı şekilde. Gerekli yerleri kaplıyor. Suyu da bir önüne koymamız gerekiyor tabii. Şu şekilde. Tamam. Şunu kapat, bunu açalım. Oo, süper. Tamam. Şimdi bunlar tamamlamamız gerekiyor. Ne istiyor? Et satacağız. Metal 125 150 abo. 125 150 50. Etleri satalım. Etleri satıp derken etleri satıp şu otomatiği kuralım biz. Neden? Çok basit. Otomatik demek hayvanların ölmemesi demek oluyor aslında. Ve ölmeyeceği için hayvanlarda para demek aslında. Yani ben öyle görüyorum şahsen. Bidonu da şuraya koyalım. Topla bunu. Tamam. Gördüğümüz zaman duracağız. Bütün ceylan meylan ne anı yok. İlk köpek uğursuz muğursuz derken hepsini vurmamız gerekiyor ki
para olsun. Biraz paramız olduğumuz için tahmini örnek vereyim. 5.000 civarıdır herhalde ya. Ya yani o civarda bir şey maşallah. Para olduğu zaman sonrası kebap geliyor yani akıyor. Sürekli o parayı döndürdüğümüz için. 5 oluyor 10, 10 oluyor 20 falan filan işte. Allah Allah, kapıyı aç. Tamam, hiçbir şey yok. Normal satacağız. Kaç para? 600. İşte parayı nasıl kazandın diyor 600. 600 kazandım bile. Bu arada milyoner hedef varmış. 1 milyon yaparız. Şuradan gidelim. Depoya uğrayacağız. Depoda işimiz var mı lan bizim aslında? Benim depoda işim yok ki. Ha, demir alacaktım ya ulan. Emin olun videoyu durdurdum düşünüyorum ne alacaktım ben ne alacaktım ben diye. İhtiyaçlarımızı alalım. 50 çimento. Kum. 125 metal ve 150 metal. Biz 50 çimentoyu bir alalım mı önce bir? Buradan çimento 50. Abao 50 onun buradan bir şey var depoda. Bunu sil dayı. Heh. 50 100 150 desek o para yetmiyor. Şey kaçtı. Cık, dur ya değil. 125 metal. Biz kaç aldık metali? 100. Paramız tam yetmiyor bile. Sat desek. 1250. Bir tane satsak. 1235, 1255. Tamam. Yani gene tamamlayamıyoruz da. Hadi bakalım. Şimdi ufak tefek bir şey aldık. Yani sonumuz nereye gidecek bilmiyorum. Ya cepte para kalmayacak, batacağız. Ya da donumuza kadar alacaklar. Ama ne vardı? Ayı vardı işte. Keşke o ayı getirip sataydım. Bakın şimdi örnek vereyim bize para lazım değil mi? Soğutucumuz var. 24 tane et alıyor. Ve av bölgesindeyiz. Ormandayız. Para lazımsa hemen yapacağımız işlem belli. Hemen şuradan ormana kaçmak. Bu kadar basit aslında yapacağımız. Önce şu avdaki eti alalım. Buradaydı hemen bir tanesi. Bakın bu kadar basit aslında para. 4 tane. Aslan 100. Hani soğutucuyu satmaya yani ihtiyaç daha yoktu. Net olarak. Buralar onun mekanları. O yüzden buralarda gezeceğiz, bulacağız onları. Ve o bizi buldu. Biz onu bulmadan. Tamam. Bir yandan vururken bir yandan etrafı gözetlememiz gerekiyor. Daha fazla bulalım diye. Tahmini bir günde 4 tane idi. Olmaz gereken. Dördüne vurduğumuzda 16 et yapıyor. Birini saymıyorum. Birini bir gün önce vurmuştum. Bir gün önce vurulanlar sayılmıyor diye biliyorum. Spawn hatta günlük 4 diye biliyorum. Ama tam 4 olur mu her zaman onu bilmiyorum. Biz şu an 2 vurduk ama şu an başka görmüyoruz. Gözükmüyoruz lan, görükmüyor. Bazen dalınca böyle konuşmayı da unutuyorum
Aslında bu para cam almaya yetebilir. Bundan mı düşürüyor yoksa spawner'ı? Yani olabilir. Bunu da düşürmüş olabilir biraz daha zorlaşsın diye. Yani başka görmedim. Büyük ihtimal düşmüştür. Şimdi paramız yoktu. Hemen ne kadar toplamışız bakalım bir. Daha saat 11 bu arada. Gün bitmemiş. Hemen sat diyoruz. 5 dolarımız vardı. Oldu sana. Soğutucuyu sattık. Yanlışlığına. 20'ye sattık. Bak zarara bak. 20'ye sattık. Şimdi 100'ü alacağız lan. Neyse bize cam lazımdı. Kaç paramız var? 200. Al bakalım. Yapacak bir şey yok. Bunu da al. Evet. Yanlışlıkla soğutucuyu sattık. Bunu da atalım. Ana bundan bize 120 tane lazım. Yo var zaten. 125 mi lazım lan? Bu 150 miydi o acaba? Çimento 50 idi de. Diğeri 125'ti herhalde. Eğer öyleyse 25'lik bir şey yaparız yine. Buluruz bir şeyler. Kütük getiririz ya. Tanesi 2 dolardı. 10 tanesi 20 dolar. Oo. Kütükle uğraşılmaz ya. Gerek yok. Yumurta satarız. Ve derken para. Tamam o da düştü. Böyle gördüğümüzü indireceğiz. Hiç başka türlü yol yok bunun. Yoksa parasız kalacağız. Yumurta satarız, tavuğu satarız. Oradan bir miktar para gelir. Bunu yapmaz da mantıklı değil pek. Çimento 125'miş. 50, 100, 110, 120. Allah bildiği gibi. Evet, sizin zamanınız geldi. Şimdi sepet vardı bunların. 2 yumurta varmış sepette. Başlıyor mu yumurta? Lan cici çıkmış lan. Na. Cici çıkmaz ki. Çıkmaz dayı mantık ya. Aykırı yani yık bunu dayı. Al sana kalasımız hazır. Temiz hepsinde. Suyu onlara veririz. Onu da oradan hallederiz. Belki bunu da satarız. Para yetmezse. Şuraya koyalım da. Bunu da bir ihtimal belki satarız. Belki bunu da satarız. Yani para edecek şu an her şeyi satmamız lazım aslında bizim. Şimdi satarak düzen kurulur mu diye düşüneceksiniz. Kurulur abi. Eğer kazanacağına inanıyorsan satman en mantıklısı. 10 tanesinin 1 getireceğine bir tanesinin 10 getirmesi hem bizim için uğraşımızdan daha mantıklı olur. Fazla uğraşmayız. Az iş çok para. Valla tavuklar para yetişirse satmayacağım ama para yetmezse mecbur satacağız yani. Geç 5 dolar yumurta yeter herhalde ya.
Sepeti sat yumurta. Ay yumurta istemeyiz buraya. Tavuk 100 ediyormuş. Sat gitsin tavuğu ya. Tamam dayı bitti iş. Yumurtalar buraya satılmaz. Neden? Çünkü burası market değil. Tamam, depomuzu yaptık. Bundan sonrası vakit geçirmeye değer oynamamız lazım. Aa, yem alacağız lan daha dur. Yemi markete uğrayalım bir. Yukarı yolda. Oo. Yani gayretli sürücü de böyle gayretli olmaz ya. Arabanın içinden geçiyoruz resmen. Diyorlar ki böyle nasıl nişan alıyorsun vuruyorsun. Sağ tuşa basıp diyorsun. Nokta çıkıyor. Noktaya bastın mı? Gümle diyorsun. Nokta çıkmazsa da F9 yanlış tanımıyorsan bastığın zaman nokta geliyor. Hop. Hadi bakalım. Tavukları da sattık. Evet. Şimdi biz ne alacaktık buradan? Ha, satacağız. Galası satmam. Yumurta 6 tanesi 36. 6 tanesi ha. İyi para valla. Su deposu sat. Kovayı sat. Sepet dursun. Yaşayan işimiz yok sat. Galas dursun. Paramız 52 var. 52'ye biz yem alacağız sadece. Bir tane. Ama yok bunu almayacağız. Mantıken akıl kârı olan bir şey değil. Çünkü depoyu bitiriyoruz nasılsa. Depoya yem doldurmak daha mantıklı olacak. Çünkü nasılsa otomatik. Ve ağaçları temizleyeyim ben. Of. Bak işte güzel geçiş buna derim ben. Çarpmadan, çırpmadan, kıyından fıst diye demir al ve 5'ini buna at buna da 5'ini R'ye bas buna bir hadi nasıl olacak şimdi bundan yemin bitmemesi gerekiyor yem de bitti. Hadi bakalım. Yani tam daha açmamış ama bu hayvana çıkacak elbet. Ha, galas 14 ediyor bize 200 lazım. 200. Aa, kredi vardı dayı oyunda. Kredi çekebiliyoruz. Hemen. Kredi yasıralım. Aklıma geç geldi ya kredi. İşe kalkmamıştır. Vurdum Ceylan'da da götürsek bir yüz eder herhalde de. Uğraşmayacağım onunla hiç. Şurada bank olması lazım. Hadi gel bankmış. Abla kolay gelsin. Bana bitirmem kredi lazım. Böyle fazla kredi istemiyorum. Faiz %40 mı? Abav. Şimdi bana 500'lük kredi yeter mi? Şu an için yeterli. Al krediyi. Tamam. Hadi görüşürüz kaptan. Allah bana ben sana. Şimdi sistem bence artık kuruldu. Neden kuruldu? Şöyle bir düşünün. Bu saatten sonra yemi sadece dolduracağız. Başka bir şey yapmayacağız. Ve hayvandan sürekli üremesini bekleyeceğiz. Oynarken de zamanı hızlandıracağız. Bu aslında çok hızlı para kazanma yöntemlerinden birisi. Birisi derken biri. Doldur bunu da bitti. Su olayı var. Su olayı zaten çok hızlı bitmediği için hiç sıkıntı olmaz. Ve yanına da bir şey olduğu için sen hiç sıkıntı olacağını sanmıyorum ya da.
Bakın bu dolu mesela su. Hop bitti. Koy bunu buraya doldur. Ya da artık kırabiliriz. Ana. Yalan niye kırdık la biz? Manyak kafayı yedik. Kafayı sıyırdık iyice. Yalan niye kırıyoruz ki? Yalak bundan dolacaksın. Mecburen. Yanlış yerde oldu. Şöyle yala şöyle atalım ki zarar ettik. Tüh. Bir tane de kalaç orada olmaz bunun. Nasıl şanslıysa bitti. Şimdi bu doğum yapacak. Ve o bekleyecek. Bu sistem öyle ilerleyecek. Oynarken tabii ki de her zaman için böyle durumlarda oynanışa giriyoruz ve dakika gün 3 saat. Bakın 55, 56 saat, 57. Bu hızlı hızlı ilerleyecek. Şöyle aldığımızda örnek veriyorum. Yavaş ilerleyecek. Böyle aldığımızda hızlı ilerleyecek. İsme gerek yok, göstermesin. Kaydetme aralığı 10 dakika yeterli. Tamam. Paramız 300 kaldı ve kredimiz de 500. Tek yapacağımız şey şu an için beklemek. Başka bir şey değil. Oyun içine girip farklı şeylere yönelmek. Bunları unutmak bir süre. Bir süre dediğimiz zaman da tahmini oyun içerisinde gün 2 değil de gün 10, 15 olması gerekiyor. O zamana kadar bu 3 yavru yapsa, 3 yavru, 3 yavru yapsa o şekilde türev gidiyor bunlar. Velhasıl en hızlı para kazanma yöntemlerinden birisi oluyor. Ve kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.